Evet, kıdem tazminatı bir kez daha gündeme geldi. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir ekonomik reform paketi açıklamıştı. O paketin ardından da sıkça konuşmaya başladık. Peki bu fon nasıl işleyecek? Kimler nasıl yararlanacak? Gelin hep birlikte haberimizde ayrıntılarına bakalım. Kıdem tazminatı aldınız mı? Evet. Ya sözleşme bitti bizim. İşletme verdi kurum. Kıdem tazminatı fonu nasıl olur? İşte devlet bu işe el atarsa daha iyi olur. Bu sistem devam etmeli. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren kıdem tazminatı sistemi değişiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kıdem tazminatı fonunun hayata geçirileceğini söyledi. Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. Tıpkı çalışanlardan olduğu gibi işverenden de yapılacak kesintiler. BES ile entegre kıdem tazminatı fonunda toplanacak. Kıdem tazminatı fonu daha önce taslak olarak hazırlanmıştı. Taslak da şöyleydi. Biriken para, paranın tamamının ödenmeyeceği yazıyordu taslakta. 15 yıl içerisinde yarısı veya eğer ki 15 yıl içerisinde işçi ilk defa ev alan işçilere yine kıdem tazminatının yarısı ödenecekti ya da en geç 56 yaşında ödenecek. İşçiye belli bir kademeli ödeme taslakta yer alıyordu. Mevcut uygulamada, yasal düzenlemede de buna paralel bir şey çıkmasını bekliyoruz. Fon yürürlüğe girdikten sonra yeni işçilerin bu sisteme tabi olması düşünülüyor. Mevcut çalışanlar ise yeni işe girdiklerinde fona tabi olmaları öngörülüyor. İşveren tarafı bu fon olayına sıcak bakmıyor. İşveren işçinin maaşından belli bir tutar kesinti yaparak fona yatırmakla yükümlü olacak. Aslında işçinin maaşından kesiliyor gibi görünmekle beraber tamamen işverenin üzerinde kalacak bir külfet olarak işveren maliyeti olacak. O yüzden işveren tarafı fon uygulamasına şu an çok sıcak bakmıyor. Çünkü işçinin istifa etmediği durumlarda da fona para aktarımı olacağından dolayı işverenin sırtına bir maliyet olarak kalacak. İşten çıktığında vermemek için elinden geleni yapıyorlar. Ama devlet kurumunda veya şeyde o iş nasıl olacak onu gerçekten bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz.